Günaydın arkadaşlar, Gurbetçi Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere beni tanıyın videosu çekmek istedim. Ben Merve, 8 Ekim 1981 Kütahya doğumluyum. Hatta bugün benim doğum günüm, bugün 39 yaşıma giriyorum. Bugünü çekmek istedim sizlere bu videoyu. Hem doğum günüm olur hem de dedim sizlerle kendimi tanıtır, sizlerle paylaşırım diye düşündüm. New York'ta yaşıyorum. İki çocuk evladım var. İki oğlum var. İkiz. 8 yaşındalar ikisi de. Burada günlük biraz monoton bir hayatım var ama yani sizlere bu hayatımı göstermeye çalışacağım. Nelerden hoşlanırım? Tarihi çok severim arkadaşlar. Gezmeyi çok severim. Tarihi yerleri gezmeye bayılırım. Zaten Türkiye'de de üniversiteyi kazanmıştım. Tarih öğretmeni olacaktım ama bu tarafa gelince nasip olmadı. Müzik dinlemeyi çok severim. Kitap okurum. Bunun dışında hayvanları çok severim arkadaşlar. Kedi, köpek, kuş. Börtü böcek haricindeki bütün hayvanları severim diyebilirim. Evimi sizlere daha önce göstermiştim. Evimin bahçesi büyük ve bununla birlikte bayağı bir hayvan, yani tavuklarım var, köpeğim var, kedilerim var. Evde kuşum var, balığım var. Kuşum öldü gerçi ama. Böyle arkadaşlar, neler yapıyorum günlük? Çocuklarımı okula ben getirip götürüyorum arkadaşlar. Biraz uzağa gönderiyoruz çünkü. Onun haricinde evde açıkçası bunalıyorum. Burada New York'tayım ama New York'tan biraz uzakta yaşıyoruz ve monoton bir hayatımız var. Her şey arabasız hiçbir şey olmuyor yani. Geçen ay, pardon, Ağustos ayında kurabiye yapıp satmaya karar verdim ve o işe başladım arkadaşlar. Burada marketlere falan satıyorum. Onun dışında YouTube'a karar verdim. YouTube'a karar verdiğimde aslında 2 senedir YouTube'da bazı arkadaşları takip ediyorum ama hiçbir zaman güvenip de altlarına bile yazı yazamadım. Bilmiyorum. Çünkü sosyal medya biraz korkutuyor beni. Ve YouTube'a kanal ben neden açmayayım dedim. Açıkçası kurabiye yapıp satmaya başladıktan sonra bir özgüven geldi bana. Ve YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bunu ailemle, annem babamla paylaştığımda destek verdiler ama anne baba duygusu, koruma duygusu öne girdi ve kendi yüzünü göstermeden çek bizce dediler. Önce ben karşı çıktım tabii ki ve kamera aldım ve kendimi çekmeye başladım. Ama gerçekten de yapamadım. Çok heyecanlandım. Şimdi bile bazen heyecanlanıyorum sizinle konuştuğumda. Ve ben kendimi göstermeden videolar çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bunda ne kadar başarılı olurum, sizden geri dönüşler nasıl olur bilmiyorum. Tabii ki bana hak verenler ya da vermeyenler de çıkacaktır. Buna saygı duyuyorum. Ama asla göstermeyeceğim diye büyük bir sözle söylemek istemiyorum açıkçası. Çünkü bana geri dönüşler, sizlerin görüşü benim için değerli çünkü. Arkadaşlar elim titriyor, kusura bakmayın. Hem heyecanlıyım hem de biraz dışarısı soğuk. Bugün soğuk bir gün. Öyle arkadaşlar, öylelikle karar verdim. Kanalımı öylelikle açtım yani. Şimdilik anne ve babamın sözünü dinliyorum diyebiliriz yani. Arkadaşlar, kaç yaşımızda olursak olalım, anne baba için her zaman çocuğuz ve koruma duygusu her zaman kaç yaşımıza girersek girerim öne çıkıyor onlar tarafından. Bu benim kendi çocuklarım için de geçerli olacaktır diye düşünüyorum. Onları incitmek istemedim açıkçası. Hani
Çünkü anne babayı dinlemeyince başımıza bir şey geldiği zaman gerçekten keşke dinleseydim deyip de hani onlar ne kadar arkamızda olsun ama bir başımız eğik oluyoruz onlara karşı. Öyle olmak istemedim açıkçası. Çünkü onlar hep bizi destekliyor anne babalarımız. Yanlışımızla, doğrumuzla, hatalarımızla bizi bu dünyada kabul edebilen tek varlıklar diyebiliriz açıkçası. Ve böylelikle YouTube kanalımı açtım arkadaşlar. Dediğim gibi sizden gelen görüşlere de her zaman açığım arkadaşlar. Bu kadar. Temizlik çekeceğim, çekebilirsem kendimi göstermeden nasıl olur bilmiyorum. Amerika'da yaşam nasıl? Yani benim yaşadığım bölgede en azından. Nerelerde neler satılıyor? Kaç fiyata? Yapabilirsem yemek tarifleri vereceğim. Bunun gibi şeyler yani günlük benim yaşamımı paylaşacağım sizlerle. Böyle arkadaşlar. Bu arada evliyim arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. köpeğim havlıyor. Bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlerle birlikte güzel yerlere gelirim. Ve güzel şeyler yaparız birlikte. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beni desteklerseniz sevinirim. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.